Bu videoda enzimlerin aktivasyon enerjisini nasıl etkilediklerinden bahsedeceğiz. Ama öncelikle enzimlerin biyokimyasal tepkimeleri nasıl hızlandırdığını hatırlayalım. Bunu yapabilmesi için bir sürü katalitik strateji kullanırlar. Dolayısıyla enzimlerin kullandığı birçok farklı katalitik stratejileri vardır. Buna bazen hani katalizden ötürü katalitik ya da katalik gibi de kullanıldığını duyabilirsiniz. Ee, ama hani katalizle alakalı anlamında kullanıyoruz bunu arkadaşlar. Tepkimenin hızlanması için asidik veya baz özelliklerini kullandığı asit baz katalizi enzimlerin proton transferine yardım eder ve bu stratejiler arasında önemli olanlardandır. Aynı zamanda enzimlerin elektron transferine yardımcı olmak için tepkime halindeki moleküle kovalent bir şekilde bağlandığı kovalent katalizler de bulunur. Enzimlerin yüksek pozitif ya da negatif yükleri stabilize etmek yani kararlı hale getirmek için yüklü molekülleri veya metal iyonları kullandığı elektrostatik katalizleri de vardır. Bunu da unutmamak gerekir. Bunların yanı sıra enzimlerin daha sık tepkimeye giren moleküllerin çarpışmasına neden olan yakınlık ve oryantasyon etkileri de söz konusudur. Peki bu katalitik stratejilerinin tepkime üzerindeki etkisi nasıl? A molekülünün B molekülüne dönüştürüldüğü bu basit tepkimeye yakından bir bakalım. Tepkime koordinasyon şemasını kullanarak bu tepkimenin sürecini inceleyelim. Tepkime süreci karşısında olan molekülümüzün enerji durumunu burada grafikte göstereceğim. Yani aslında bu grafiği kullanarak A molekülünün B molekülüne dönüştürülmesindeki süreci takip ederiz. Unutmayın molekülün enerji seviyesi kendi kararlılığına bağlıdır. Enerji durumu düşük olan şey kararlıdır. Daha kararsız forma dönüşenler için oraya ulaşması için enerji girdisine ihtiyaç duyar. Bu grafiğe bakacak olursak A molekülünün enerjisi oldukça yükseğe çıkacak ve sonra B molekülünün enerjisine kadar düşecek. Hatta bu grafiğe bakarak birkaç değeri de belirleyebiliriz. Bu çift gamma sembolüyle temsil edilen tepkimenin geçiş durumu A'dan B'ye olan yolda en yüksek enerji noktasıdır. Bu tüm tepkime boyunca görebileceğiniz en dengesiz noktadır. Başladığımız yerden geçiş durumumuzdaki grafiğimizin en üst seviyesindeki enerji seviyesi arasındaki farka delta G çift gama ya da serbest aktivasyon enerjisi diyoruz. Bu enerji tepkime bariyerini kırarak B noktasına ulaşmak için A'nın ihtiyaç duyduğu enerjidir. Aynı zamanda A ve B noktasının arasında da farklı bir enerji seviyesi olduğunu da görebilirsiniz. Buna tüm tepkimeyi değiştiren standart serbest enerji değişimi diyoruz. Bu reaktant ve ürün arasındaki net değişikliği temsil eder. Aynı zamanda bu tepkime sona erdiğinde çevreye salınan enerjidir. Genelde karşınıza çıkan tepkimeler kendiliğinden gerçekleştiği için reaktantlardan daha alçak enerji durumunda ürün verirler. A noktası ve geçiş durumu arasındaki fark olan serbest aktivasyon enerjisinin değerine dikkat etmek lazım. Çünkü bu genelde tepkimenin ne kadar hızlı gidip gelebileceğini, yani ne kadar hızlı gidip gitmeyeceğini aslında belirler. Hatta bu enerji değeri çoğunlukla tepkimede serbest enerji e, farkından daha yüksek çıkar ve bu yüzden enzimler tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandırır. Şimdi biraz şimdi açacağım bunları yani kafanız karışmış gibi olmasın arkadaşlar. Söylediklerimiz de pekişecek. O yüzden kısaca delta G çift kama'nın bazı kitaplarda EA olarak geçtiğini de söyleyeyim ki farklı yerlerde görürs görürseniz bu şekilde aynı şey olduğunu anlayın. Bazen de standart serbest enerji değişiminin de E tepkimi olarak değiştiğini ya da kitaplarda yer aldığını görürsünüz. Her iki teriminde zaman zaman kullanıldığını ve sizin de karşınıza çıkabileceğini söyleyeyim. Şimdi işleyişi anlamak için örneğimize daha yakından bakalım arkadaşlar. Şimdi o zaman kafamızda daha iyi anlaşılacak, netleşecek. Diyelim ki önümüzde tırmanmaya çalıştığımız kocaman bir tepe var, tamam mı? Ne yazık ki bu oldukça dik ve yüksek bir tepe. Ancak bizim tepenin diğer tarafına geçmemiz gerekiyor. Bitiş çizgisine varmamız için önce tırmanmamız, sonra da aşağı doğru inmemiz gerekiyor. Yani işimiz biraz zor. Ama bize bir kürek verilse dağın içinden geçen bir yol kazardık ve tırmanmamıza gerek kalmazdı. Aynı Ferhat'ın şirine kavuşmak için masalda deldiği dağ gibi. İşte bu örnekteki kürek enzimi, tepe de başlangıçtan bitişe gitmenizi engel olan aktivasyon enerji bariyerini temsil ediyor. Küreyi kullanarak tırmanmak zorunda olduğunuz tepenin yüksekliğini azaltabilirsiniz. Ama her iki durumda da aynı noktada başlayıp bitirdiğinizi bilmeniz oldukça önemli. Hadi tepkime koordinat şemamıza geri dönelim. Ama şimdi tepkime için elimizde bir katalizör olsun. Bu katalizörle A molekülünün B noktasına ulaşmak için yenmek zorunda olduğu aktivasyon enerji bariyeri daha da azalır. Yani bu demek oluyor ki tepkimenin geçiş durumunda daha az enerji harcanır. Ki bu da enzimin daha stabil olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla sonuç olarak tüm tepkimemizde daha az enerji harcamış e, oluruz. Tepeye tırmanacağınız örnekte de olduğu gibi enzimin tepkimeye başlayacağı ve biteceği nokta değişmez. Bunu bilmemiz oldukça önemli. A ve B molekülü değişmez. Başlangıç ve bitiş noktalarınız her zaman aynı kalır. Değişen tek şey A'dan B'ye gideceğimiz yoldur. Başlangıç ve bitiş noktalarımız değişmediği için enzimler tepkimeyi katalizlerken tükenmezler. Ve enzimde tepkimeyi takip ederken hiçbir kalıcı değişiklik olmaz. Peki bu videoda ne öğrendik? Toparlayalım. Öncelikle enzimlerin reaktantın geçişini ve ürün halini almasını kolaylaştırmak için tepkimenin serbest aktivasyon enerjisini düşürerek çalıştığını ve aynı zamanda tepkimenin serbest enerji enzimi kullandığınız ya da kullanmadığınızda değişmediğini gördük, bunu öğrendik. Sonra A'dan B'ye giden yol değişse de enzimi kullandığınızda ya da kullanmadığınızda reaktantın veya sonucun değişmediğini gördük ve son olarak enzimlerin tepkimeyi katalizlediklerinde tükenmediklerini ve aynı enzimin tepkimeleri defalarca katalizleyebildiğini öğrendik.